Amerika'da araç satın alımı nasıl yapılır? Araba satın alırken nelere dikkat etmek gerekmektedir diye bize sorduğu bir soru var. Yani şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Amerika'da araba satın alma ya da işte satmak veya almak aslında Türkiye oranla daha kolay bir işlem diyebiliriz. Burada Türkiye'deki gibi noterlik anlamında alım satım yapmanızı gerektiren bir süreç yok. Siz eğer almaya karar verdiğiniz aracı alma noktasında adım attığınızda satıcıyla bu noktada anlaşıp ondan sonra da onun elindeki var olan araba ruhsatı denilen, tabii title İngilizce söylenen araba ruhsatını aldıktan sonra siz gerekli işlemleri yapıp adım atabiliyorsunuz. Bunu da yapmanız için de burada motor vehicle denilen bu araba kayıtlarının yapıldığı kuruma, sizin bulunacağınız eyaletteki kuruma uğrayıp o kurumdaki gerekli devir işlemlerini yapıp aracı alabiliyorsunuz ya da aracı satabiliyorsunuz. Tabii bu satıcı için normal olarak satıcı bu işlemi yaparken çok daha rahat bir şekilde işte title'ın arkasını imzalayıp alıcı kişiye verebiliyor devretmesi için. O da gerekli işlemleri motor vehicle denilen yerden yapabiliyor. Dolayısıyla hani bu noktada arabayı satıyorsa bile kişi hiç motor vehicle'a bu kuruma gitmesi bile gerekmiyor. Bu şekilde basit bir işlem olabiliyor. Tabii bu noktada biz avukat olarak genelde söylediğimiz şey kişilerin dikkat etmesi gereken nokta tabii nereden satın aldığın, araba satan vericilerden de alıyor olabilirsin ya da direkt arabanın sahibinden de devralabiliyorsun. Önemli olan kesinlikle bir anlaşma metni oluşturup hani neyi ne tür bir şekilde aldığınızı yazıya dökmenizde fayda var. Çünkü genelde eğer bunlar ikinci el arabaysa kişi aldığında arabayı çok memnun kalmayabilir. Arabada sorunlar çıkabilir. Ben işte arabayı şu kadar aldım ama ondan fazla para harcadım demeye gelebilir ve bunun sonucunda da arabayı geri verme şansını da kaybedebilir. Dolayısıyla bu noktada galericilerle genelde bir sözleşme yapma durumu olur. Ama kişiler satıyorsa, bunlardan alıyorsanız kesinlikle bir sözleşme ufak da olsa yazılıp neden, ne şartla, nasıl süreyle alınabileceği noktasında detaylandırmakta fayda var. Çünkü ona göre de en azından bir mağduriyet yaşadığınızda bununla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Dolayısıyla benim bu noktada söyleyeceğim dikkat edilmesi gereken noktalardan önemlilerinden bir tanesi sözleşme yapılması noktası olacak. İkincisi alacağınız aracın siciline bakıp bunun için internet online ortamında da imkanlar var ya da galericiler size veriyorsa bu noktada gerekli size arabanın detayıyla ilgili raporu sunabilirler. İşte daha önce hiçbir kazası var mı yok mu, bir problemi var mı yok mu noktasına dikkat etmenizde fayda var. Bir de tabii sonuçta alıyorsunuz, bu konuda size yardım eden biri yoksa kesinlikle bir tane araba tamircisine de arabayı gösterip en azından o noktada da bir miktar para harcayıp alınan aracın ne durumda olduğuyla noktasında dikkat etmenizi de tavsiye ediyoruz. Tabii benim hani bu noktada tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Önemli olan ne aldığınız, nasıl bir yapıda olduğu, işte hasarı var mı yok mu aracın dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir deyip bu takipçimizin bu sorusunu cevaplamış olalım. Ve tabii şunu ekleyebilirim bu takipçimize. Genelde şey görüyoruz, işte ehliyet alır almaz ben hemen araba alayım adımını atmaya kalkıyor genelde kişiler. Bu noktada acele edilmemesi gerektiğini, yani dikkatli bir inceleme ve araştırma yapıp doğru aracı seçmenizde fayda var diye de bu noktadaki tavsiyemizde de bulunmuş olalım istiyorum.